Rica ederim. Aysuncuğum, ne oldu? Annenden 3 aldın, ben 5 aldım. Ama yine birden iyidir, hadi yine iyisin. Güzeldi, ikinci tabak güzeldi. İkinci tabaktakinden sonrakiler de güzeldi. Yani üçünün arasında zaten gittim geldim. Yani bir hiç olmamıştı. Yorumlarınız o kadar benziyor ki. Aynı yorumları yaptım ama İlayda ile Gizem'inki birbirine çok benziyordu. Siz Aysun'unki ne dediniz? Kıvamları çok güzeldi. Pişmişlikleri çok güzeldi. Sizinkisi biraz lapaydı. Bir tık. Şeyinde çiğdi. Tamam, bir tık lapa olduğu için neden gelinizin lapa yaptığını mı düşündüğünüzde 3-3 verdiniz? Niye ben yani... severim, yumuşak severim. Çiğ pilav yemem ben. Lapa mı o sever? Bir tık diriydi, o bir tık ondan iyi pişmişti. Falan falan benimkini yani. Benimkini beğendiniz, Aysun'unkine bir tık daha lapa olduğu için hani benimkini de bir tık daha fazla ya, vermiş. Format gelinini bir dakika, hani format gelinini bulmak de. Değil mi? Lapa yaparsam tamam. 3 vermedim sana. Hayır, ben de şunu anlamıyorum. Gelinime de 3 verdin. Tamam, teşekkür Nurten ederim teyzeciğim, ama... Nurten pilav yapmak zordur. Aysun'un kimden şey derler hatta böyle, pilavı yapan kadın her şeyi güzel yapar derler, değil mi? Gizemciğim, ben de normalde mesela kendim pilavı daha diri yaparım. Ya ben öyle sevdiğim için öyle yapıyorum güzeldi mesela ama, evde. Eline sağlık. Ama annem mesela her şeyi çok pişmiş sever. Burada da pilav yapacağım için onun nasıl sevdiğini düşünüp biraz daha ona göre yapmaya çalıştım. Ben yok Ezgi'ye söyleyeceğim. Yok yok, yani çok lapa yapmak... değildi, güzeldi bak, üçü de güzeldi. Ya yani yine iyi puan verdim. Ama birine lapa dediniz siz oradayken. Pilav benim tabağıma dedi. He. Benim tabağıma. Ya ona nazaran dedim yani. İşte ona bir tık lapalık, bir tık düşük puan olması gerekiyordu. 3-3 kullandınız. Veririm, puanlamadan önce kullanırım. Söyleseydin keşke annem. Sen senin isteğine göre verseydin. Bir mi aldın? Nurten teyze, ben ikinci beşimi aldım bu arada. Ben... Siz Ezgi niye öyle cevap veriyorsunuz ki kibar kibar? Yapamamışsın de. Siz hadi yapamamış. Yapamadınız. Ama Gülcan pişmemiş. Teyze de, Gülcan teyze de aynısını söylemeseydi hani belki derdim ama. Hayır hayır, yani kesinlikle. Pilav olmamış. Kaç yıllık bir evlisin? Kaç yıllık? Kaç kere pilav yapmışsın? Hayır hayır, biz tel tel seviyoruz. Demek ki biraz daha demlendirme iyidir. Anladın mı? Bir dakika. Bak ben de mesela diyelim ki gözlemeyi kalın seviyorum. Kalın yaptım. Böyle bir şey değil. Nasıl her öyle bir şey ayarı değil. Var, anladın mı? Hep herkesin bir damak tadı var. Ama seninki çiğ kalmış. Tamam da herkesin bir damak tadı var. Benim kaynanan tel tel sever. Ben de tel tel yapmaya çalıştım. Lapa sevmiyor. Ne yapabilirim şimdi? Herkes kendi kaynanasına göre yapmıyor mu? Tamam, tel tel olsun da seninki bildiğin... Çiğ. Pişmemiş. Ve ikinci kez ayarında değil alıyorum. Bak bizimkiler kıtır, kıtır. De tane tane. Tamam. Olay tane tane güzelce olması zaten. Ama seninki... Ya çiğ diyorsun da olmam. Alıp pirinci oraya koyup da direkt oraya gitmedi. Vallahi herhalde. Öyle gibi. Pişme sunusu öyle gibi. Var. Suyu az gelmiş. Demleyememiş. Birinin böyle... ölçüde yaptım. Erkenden bitirdim. Bak benim elim ne kadar hızlı. Aynen öyle kapattılar. Sen bir şey söyleyeceksin. Aynı şey. Sen yaptın biliyor musun? İşte. Bunu kapattın. Ben dedim bir masaları gezeyim. Bakayım yapabilmişler mi dedim. Aynen evet, öyle. Çünkü kendime güveniyorum. Kaldı. Yaptım. Belli hala ateşle pişirdin demek ki. Verilen ölçüde suyla yaptım. Hala tamam, ateşle pişirdiysen. Tamam, biz de verilen ölçüde yaptık. Benim elim yandığı için pişmemiş. Ben tekrar ekmek zorunda kaldım. Pişmemiş. Tamam ben dedim Ezgi ki, kabul et pişmemiş. Tamam, ben dedim ki diğer kayınvalideler geldiğinde hep sanki üçüncü birinde kabul edecek dedim, onu. Kabul ederim dedim. Hala etmiyor hadi. Musun? Ayşe. Gelinler, kayınvalidelerinizi alın gelin. Şimdi başvurun, 7 gün içinde sizi arayalım. Ben başvurdum. Valla beni 6 günde aradılar. Bileziklere gümbür gümbür gidiyorum. Ayşe! İnanmıyorum Onur Bey! 6. çeyrek. Kızlar, ben başvurdum. 3 gün içinde aradılar. 25 bin lira topladım bile. Hala da buradayım. İlayda! Başvuru için kanalde.com.tr, WhatsApp hattı için 539-570-37. Şimdi efendim sırada Serpil Hanım var. Buyurun efendim, alabiliriz sizi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bulacak mısınız gelininizi? Bu sefer inşallah artık. Bu sefer hadi bakalım. Hadi inşallah. 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 Buyurun efendim, ilk tabakta başlayalım. Güzeldi. Pirinci biraz fazla pişmiş gibi. Fazla pişmiş gibi. Peki. İkinci tabağa geçtik.
Bu da aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Bu da mı pirinçleri pişmemiş? Ona göre biraz daha, ya bunun çok pişmiş. Pardon, pirinçleri pişmiş. Bu daha biraz. Biraz daha. Hı hı. Hadi o zaman üçüncü tabağa geçtik. Bu nasıl? Güzel. Güzel. Beğendiniz. Peki, son tabağımıza da geçtik. Bu da güzel. Tavukları çok belli belirsiz içinde. Tavuklar. Tavuğundan yediniz mi peki? Bulmaya çalışıyorum. Ha, tamam. Badem de var, tavuk da var. Uşak aldım. Gelelim puanlamaya. 4 tane tabağın tadımını yaptınız. Yine zor bir puanlama. Zor bir puanlama. Bakalım Serpil Hanım gelini bulabilecek mi? Ezgi'ye 5'i verebilecek mi? Hangi tabağa kaç puan veriyorsunuz? Ben de yazıyorum şimdi. Üç numara 5 olsun. 3 numara 5 verdiniz. Evet. Dört. Dördüncü tabak 4 puan. Bir ve iki kaldı. Birinden birine bir vermek zorundasınız. Evet. Bir. Birinci tabak 1 puan. 4. İkinci tabak 4 puan. Çünkü o zaman lezzetler çok yakın birbirine. Yani 1, 4, 5, 4. Evet. Değil mi? Çok yakın. Çok yakın. O zaman ilk 4'ten başlayalım efendim. İkinci tabağın önündeyiz. İkinci tabağa 4 puan verdi. Bakalım 4 puan hangi geline gidiyor? Bakalım 4 puanın sahibi olan gelin kimmiş? Kaldırdık. İlayda. Güzel. İlayda. 4 puanın sahibi. Gelelim 4 numaralı tabağa. Buraya da 4 puan vermişsiniz. Bakalım 4 puanın, ikinci 4 puanın sahibi acaba kim? Dört puanın sahibi olan gelin. Kaldırdık. Gizem. Gizem. 4 puanın sahibi sona oldu. Sona kaldı yine Ezgi. Bakalım 3 numaralı tabağın önüne alalım sizi. 3 numaralı tabak ya Ezgi'ye gidecek ya da Aysun'a. Sizce buldunuz mu gelinimizi? İnşallah bulmuşum diye düşünüyorum. İnşallah bulmuşsunuzdur. İnşallah. Bakalım 5 puanın sahibi gelin kim? Kaldırdık. Ezgi. Ezgi. Allah'ım şükürler bravo olsun. Sana, bravo. Ezgi. Ay şükürler olsun. Bulun efendim kaldıralım. Maalesef Aysun 1 puanda. Vay anne şükür artık Serpil yani beni teyze, buldu. Herkes kızına bir verdi ya. Aysun ne yaptı? Ha, ne farkı vardı da dörtle onu tutup teşekkür yani, ederim. Ne farkı demeyeyim zaten yapamadı ki gelini. Gizem Serpil Hanım ne yaptı biliyor musun? Şu iki tabak çok güzel dedi. Ya lapa yapmıştır dedi ya çiğ yapmıştır dedi. Çiğe bastı beşe. Çiğe değil çiğe benim farkım lapa sevmiyor. Ben ne dedim? Hepsi birbirine benziyor. Bunun tadı daha güzel dedi. Yok. Ya nasıl ben, onun tadı daha güzel olabilir? Ben tadına dayanamıyorum. Ya yani ben, seni biraz ben değilim. Her şeyi... Hayır sen beş, zaten biri seviyorsun. Her şeyi açıklamak zorunda Gülcan değilsin. Gülcan teyze, hayır. Gelini buldun, verdin. Ezgi dedi ki, ben hep evde böyle lapa yapıyorum. Bunlar ailecek lapa yapıyorum. Lapa yapmıyorum, biz diri yapıyoruz. Gözlerine bakarak söyle. Çiğ miydi, değil miydi? Hayır, çiğ değildi. Bizleri seviyoruz. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çiğ değildi, biz tane tane olur. Siz bildiğin tane tane değil, çiğ seviyorsunuz. Herkes tadına bak. Ya sizinkiler lapa olunca tabii ki az pişmişi benim yapabileceğimi düşündü çünkü. Bak sen ne dedin, diğer kayınvalidelerde söyler.
varsa kabul edeceğim dedim, tamam, değil mi? Al. Bir tane. Tamam gelsin. Bir tane. Gizem sen şimdi Serpil teyzeyi tanımıyorsun. Daha ben sana söyleyeyim. Serpil teyze kızının çiğ yaptığını biliyor. Biliyor, evet. Ve çiğ tabağı her zaman yüksek bağlı. Beni buluyor. Beni buluyor. Gelinini güzel bir tane yaptı. İki tane bir verdim gelinime. İşte bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika anne beni bulduğunu anladığın an birileri yapıştır. Niye sen dört dört veriyorsun? Ay, beni bulduğunu anladın. Seni riske atmak istemedim anneciğim. At riske. Böyle olacağını at riske. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Sen kendin bak sen dedin ki Ezgi. Ben hep evde böyle yapıyorum bilmem ne. Biz lapa yapmıyoruz dedim. Serpil teyze, ne kadar çiğ yemek seviyormuşsun. Sen çiğ yemeğe ne kadar meraklıymışsın. Benim güzelim pişmiş pilavıma dört verip, kızının çiğ pilavına tane tane bu deyip, peki beş vermen. Nasıl? Lapa yapmıyoruz ya, evde. Lapa biz değil genelde... zaten. Senin taban lapa olması için çok çok fazla pişirmen gerekiyor. Evet. Seninki çiğdi, iki kayınvalide de sana çiğ yorumu yaptı. Tamam. Ki senin kayınvaliden zaten burada yani ikinci haftan... Günlerdir ben görüyorum, gözlemliyorum. Hep en olmamış en çiğ tabağa gidip 5 puanı veriyor. En çiğ, en olmamış tabak diyemezsin. Öyle bak, olsa az pişmiş. 2 günden beri niye gelinime bir verdin? 2 gündür yani. Fazla pişirdi ya hani. O yüzden bu. Hayır, hiç de fazla zaman, pişirmedi. Hayır, tüyoysa öyle tüyo verirdim o zaman. Derdim ki bugün çok pişireceğim anne. Bugün şöyle. Ya o zaman 2 yani, tane biri herkes... nasıl açıklıyorsun? Diyorum ya bak, biraz daha ne su diyorsun? Koymalıydım, demlenmeliydi, evet dedim. Bari ben ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ezgi, çok şanslısın. Neden? Şanslısın işte. Yani geldiğin günden beri şansa kadere alıyorsun dörtleri, şansa beşleri, kadere, üçleri. Şansa kadere, evet. O zaman sizin şanslısınız. Evet. Küçük altını çektiniz kuradan. Evet. Siz de şanslısınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi Serpil Hanım? İç pilav hindinin içine dolma olarak yapılır. Lapa olmaz. Evet. Tavuğun içine yapılır. Hayır, iyi pişmiş olur. Aynen. Lapa o zaman o da hindiyle birlikte tekrar fırına girer. Benim gelinim hamur gibi olur. Bak benim tane gelinim. Tane tane kıtır kıtır olmalı. Tane tane. Kıtır kıtır olduğumu kıtır kendiniz kıtır söylediniz işte. Ya siz biriniz pişirmemiş, biriniz lapa yapmış. Bir siz dakika. Neyi tartışıyorsunuz? İlayda kıtır kıtır yapmış dedi. Daha dakika, bitti zaten. Bir dakika. Aynen. Şimdi sen böyle konuşuyorsunuz ya şansa evet. Kadere. Siz de şansa kadere potadan dönüyorsunuz o zaman. Yani iki tabak arasında kalıyorsunuz. Yok birine lapa diyorsunuz. Diğerine yorum bile yapamıyorsunuz çünkü biliyorsunuz ki sizin kızınız pişirmiyor. Sen her yemeği çok güzel yapsaydın illaki bileziğini alırdın. Ezgi'cim potayı karetleme, potayı cuma günü konuşuruz. Konuyu buna getirmeyelim yani. Şansa ise o zaman sen de şansa taktın. Bak eğer şansa benim altını taktın yakana. Ama ben yüksek puan aldım ve kuraya girmeye hak kazandım. Biz de kuraya girmeye hak kazandık. Demek ki yüksek puan. Dedim, dünü değil bugünü konuşalım ama isterseniz. Ama şanslı konuşuyoruz sizden burada. Önce tek tek konuşabilir miyiz? Sizden önce Ezgi iki tane bir aldı. Olabilir. Ve iki kayınvalide de aynı yorumu yaptı. Olabilir. Dedi ki pirinçleri pişmemiş. Benim olabilir. Benim bir verdiğim gün bak, Ezgi herkesten 5 aldı. Ne olacak evet. Biliyor musunuz? Onu ne olacak? İşte çok pişirmişti. Ekranlarda izlediği zaman seyirciler, Onur Bey de tattığı zaman bu çiğ dediği zaman... O zaman diyeceksiniz tamam, ki... Tamam, o zaman kabul ederim. Tamam. Nurhan Bey çiğ dediğinde kabul ederim. Kayınvalideler söyleyince kabul ediyordu. Şimdi onun bir puanına tamam, kaldı. Gelsin kaynanası tamam. Üç kişi söylediğinde kabul edeceğim dedim ben. Tamam. Ben reddetmedim ben çok güveniyorum kayınvalideme. Üç kayınvalide aynı yorum yaptığında kabul ederim dedi. Hadi bakalım Semra Hanım'dan sonra konuşalım. İddia ediyorum kayınvalidem. Çünkü Nurhan teyze ile Gülcan teyze güvendiğim için iddia ediyorum. Kayınvalidem senin tabağın diri ve sana yüksek puan versin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Senden özür dilerim. Sen Nurten teyzeye bir güvenmiyordun dün. Hayır, efendim? Olmadıysa olmamıştır. Dün sana Nurten Hanım bir verdi, güvenmiyordun. İkisi birden konuşuyor, anlamıyoruz ki ya. Ama ilk önce Gülcan teyze verdi. Ay özür dilerim. Geldiğinizi görmedim. Rica ederim. Ne bu şey? Ay Onur Bey, iki gündür ben bulamıyorum. Bugün gelinimin tavağını buldum diye kıyamet koptu. Onur Bey, iki günden bahsediyor. Hiç alakası yok. Ne pişmemiş? Tabağı... Pilavı pişmemiş. Bana göre, benim damak tadıma göre güzeldi. Bu onu kadar. Biliyoruz zaten. Biz lapa yapıyoruz. Senin çiğ sevdiğini öğrendik. Ya, tamam. Çiğ sevdiğini öğrendik. Geç tamam. Birazdan Semra Hanım gelecek zaten. Kritiklerden sonra da o tadım yapacak.